Şimdi bakın arkadaşlar. Mesela buraya ben birinci kişi diye girdim. İkinci kişi diye girdim. Üçüncü kişi diye girdim. Bunları yazdıktan sonra virgül 0,0 yazıyor. Bunun anlamı nedir? Bakın burada virgülden sonra 2,0 desimal kısmı 2 tane olduğu için onu 2 getiriyor ya bakın. Ama hiçbir zaman ID'im zaten virgül 1 nokta ikinci kişi olmayacağı için o sıfırların anlamı yok. O halde data dosyamızın görüntüsü için onları 0 yapalım. Yani virgülden sonra hiçbir şekilde sayı bırakmasın. Bakın ne oldu şimdi 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. ID'ler bu şekilde gidecek bakın. Tabi Excel'deki gibi böyle aşağı doğru çekmek yok. Teker teker manuel yazacaksınız arkadaşlar. Numerik olacak. Dolayısıyla desimalini 0 yaptım. Ne diyeceğim? Unique denek no diyorum. Tabi bunu yazmam da gerek yok. Ben sadece size gösterebilmek için. Herhangi bir kodlama yok. Missing kullanmıyorum. İşte bunlarla ilgili bir şeyim yok. Bu unknown olarak kalsın. Çünkü bunu ben bir girdi olarak kullanmayacağım. Bu sadece notasyon için gerekli. Bunun için başka bir şey anlatmıyorum. Geçtik doğum tarihine. Arkadaşlar doğum tarihi tarih olduğuna göre date olarak tanımlıyorum. Peki date'i de nasıl tanımlıyorum? Bakın işte month dörtlü, day gün ikili, ay dörtlü, yıl dörtlü kullanmış. En çok kullanılan Türkiye'de hangisidir arkadaşlar? Budur değil mi? Yani nokta olarak kullanalım ya da budur. Şunu kullanalım biz en kolayı. Okey diyelim. Mesela bakın nasıl bir girdi olabileceğini görmemiz için şunu yazalım. Mesela 11.03.4'lü mü almıştık acaba? 1997. Evet. Mesela 97 doğumlu. 3. ayın 11'inde doğmuş. Mart'ın 11'inde doğmuş. 97 doğumlu bir denek. Bu şekilde bakın kabul etti. Peki şöyle yazsaydım olur muydu? Mesela 12 diğer denek için yazıyorum. 12.01.1990. Şimdi bunu böyle yazdığım için kabul etmedi. Peki şöyle yazmış olsam 12.03.1990. Bunu kabul eder mi acaba? Gördüğünüz gibi 12 yazdık ama bu 02 yaptı. Dolayısıyla abuk subuk bir şey çıkarttı. Yani sizin girdiğiniz aklınızdaki rakamı o yazmıyor. Doğrusunu yazabilmeniz için ne yazmanız lazım? 12.01.1990. Gördüğünüz gibi bunu doğru olarak kaydetti. Dolayısıyla tarih formatımızı seçip bu şekilde tarihimizi kodluyoruz. Tabii yaşı artık ben hesaplayacağım. Burası boş olarak bırakacağız. Çünkü hesaplayacağım. Ne yapacağım? Bugünün tarihinden bunu çıkarıp yaşı hesaplamış olacağım. Şimdi arkadaşlar date de bu şekilde. Date'de de herhangi bir ne diyeceğim buraya? Deneklerimizin yaşları. Pardon, doğum tarihleri. Doğum tarihleri. Tabii bunu yazmak zorunda değilim. Zaten doğum tarihi dediğim zaman bu açık ama sadece label'ı göstermek için. Burada herhangi bir işlem yapmıyor. Bunu kendinize yazıyorsunuz zaten. Şimdi yaş da direkt arkadaşlar bazı mesela diyelim ki anket tarzı bir şey topluyorsanız işte yaş aralıkları olur. Yaş aralığı şeklinde yaşı almayın. Yaşı direkt alın yaşı neyse ama yaşı neyse alın onu siz istediğiniz zaman istediğiniz şekilde gruplandırabilirsiniz. Dolayısıyla gruplandıracağımız için bu da numerik olacak. 1, 2, 3, 4 gruplandırmayacağımız için direkt numerik olacak. Numerik olarak yaşı gireceğiz. 32, 42, 62 diye yaşı gireceğiz. Tabii ki bu date'den de onu kontrol ediyor olabiliriz değil mi? Denekle şöyle diyelim. İfade edilen denek yaşı. Belki biz burada diyelim ki ne olur? Genelde bizim yaptığımız araştırmalarda bayanlar yaşlarını küçük söylerler. Acaba ama doğum tarihini söylediğiniz zaman orada gerçeğini söylerler, yaşlarını. Belki burada öyle bir şey de yapacağız. İfade edilen yaşla doğum tarihinden hesaplanan yaş aynı mı diye. Dolayısıyla doğum tarihi olarak bunu da almış olduk. Medeni durum. Arkadaşlar medeni durumda 2 şık olabilecek veya 3 şık, 4 şık da olabilir ama biz basit olarak düşünelim. 2 şık olacak. İşte evli bekar şeklinde. Onu kodlayacağız. Kodlayacağımız için normalde sözel bir değişken, nominal bir değişken olmasına rağmen biz bunu numerik olarak alacağız fakat kodlayacağız. Hemen bakalım. Numerik olacak. Tamam. Okey diyelim. Virgülden sonra gene basamak bırakmasın. Ha, yaşta da bırakmasın. Çünkü 31, 35 diye yaşlar girilecek. Medeni durumu. Burada da yazabiliriz. Deneklerin medeni durumları. Geldik şimdi kodlamaya arkadaşlar.
Şimdi value ne? 1. 1 ne? Bekar. Ben şimdi artık bekarları 1 olarak yazacağım. 2 ile evli yazacağım. Evli. Artık siz 3 boşanmış, 4 dul falan diye detaya girebilirsiniz ama detaya girmeye gerek yok. Evli bekar diye ben sadece 2 tane yazdım. Dolayısıyla bu şekliyle bunu kodlamış olduk. Value da bu şekilde. Şu misery'i en son anlatacağım. Çünkü çok çok önemli. Çok önemli. O yüzden en sona bırakıyorum. Şimdi çeşitli değişkenlerle ilgili işlemleri yapalım. Bakın mesela yaşı diyelim ki atıyorum mesela bu 90, 2000, 2000 mesela diyelim ki 23 yaşında. Adam dedi ki mesela size 24 yaşındayım. Siz de direkt kabul ettiniz. Bu 26 yaşında. Bu da dedi ki 25 yaşındayım dedi. İşte medeni durumu 1. Bakın 1 yazıyorum. Bekar. 2. Kendisine yazıyor. Evli. Artık ben evli bekar diye buraya evli diye ya mesela evli diye getirip yazmıyorum değil mi? Evli diye yazmıyorum. Yazarsam olmuyor zaten gördüğüm. Mesela 2 yazıyorum. O ne yapıyor? Evli yazıyor. Değil mi? Bu şekilde. Mesela ondan sonra cinsiyet var. Gel. Ha şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bunlarda kodlama yok gördüğünüz gibi. Tarih bunları direkt yazdık. Ama burada bir kod var. Peki bunların kodları ne? Onları da şu sekmeye basarak görüyorum. Bunu tıklayın bakın. 1, 2, 1, 2. Hatta veri girerken bu açık olursa zor olur. Mesela ben buraya 1 yazıyorum. Burada işte bu çıkıyor falan. Bunları istemiyorum. Bu şekilde çıkmasın. Yani direkt kod girsin. Ben buraya yazayım. 1, 2, 1, 2, 1, 2 diye. Gelen insanları kaydedeyim. Evli bekar diye. Fakat buna bastığımda ben evli bekar olduğunu göreyim. Değil mi? Bu şekilde daha kolay bir data girişi olur. Dolayısıyla buna bu şekilde olsun. En son ona basarsınız zaten. Medeni durum. Medeni durumu da yaptık. Geldik cinsiyete. Cinsiyette arkadaşlar ne olacaktır? Nümerik çünkü kodlayacağım. Kodlayacağım için bakın evli bekar normalde nedir? Bir text nominal bir değişken gibi görünüyor. Fakat 1-2 diye veri gireceğim. 1-2 diye veri gireceğim zaman hep nümerik oluyor bakın. Diğer cinsiyet değişkenimizde ise yine nümeriyi seçtik ve value'da ise kodlayacağız bunu. Bir bayan. Evet, genelde dosyayı tutan, bunu oluşturan eğer erkekse bir erkek yazar. Biz pozitif ayrımcılık yaptık. İki erkek, bir bayan yazdık. OK'ye bastıktan sonra artık erkek bayan yazmama gerek yok. Bir erkek, iki bayan şeklinde kodlanmış oldu. Şimdi bakın, bir tanesinde deneme yapalım. Bir tanesinde deneme yapalım. Cinsiyet dediğimiz 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Bu şekilde girdik. Bunu tıkladığımız zaman artık bakın kodlarımız çıkıyor. Ne olarak kodladığımız çıkıyor. Şimdi gelelim diğerlerine. Boy. Boy ve kilo tamamen yazılacak. İşte mesela 85 kilo ya da işte boyu 1.85. Bu şekilde yazacağımız için virgüllü falan yazmayın. Direkt mesela boyu işte 1.85'i 185 olarak direkt sayısal veri olarak alın. Yani gene aralık olarak almayın. Çünkü boydan ve kilodan BMI'yi hesaplayacağız. Vücut kitle indeksini hesaplayacağız. Dolayısıyla boy ve kilo direkt kendisi nümerik değer olsun. Hatta virgüllü olsun. Virgüllü olarak kalsın. Bunlara herhangi bir value yok. Çünkü bir kodlama yapmıyoruz. Geldik VBC. İşte bu da beyaz küre sayısında da ve diyelim ki bu 1, 5, 6, 7, 8 gibi rakamlar olabilecek. Bu da direkt rakam olduğu için bunu da nümerik olarak bırakacağız. Ama biz diyelim ki beyaz küre sayısını işte hiç olmayanlar, işte 0 ile diyelim ki 1 ile 5 arası olanlar 5'ten fazla gibi gruplama yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bunları dolayısıyla glukozu da mesela işte direkt ölçüm olarak, TSH'da direkt ölçüm değeri alacağımız için bunlarda herhangi bir kodlama olmayacak diğerlerinde. Dolayısıyla hepsi de bunların ne olacak? Nümerik olacak. Burada farklı bir şey yapalım. Mesela diyelim ki şu araya diyelim ki ne durumunu ekleyelim? Eğitim durumu. Bazen olabilir. Eğitim durumuyla ilgili olan şeyler olabilir. Diyelim ki eğitim Türkçe karakter kabul ediyor mu? Diğer mesele de bu. Şimdi arkadaşlar Türkçe karakter kabul ediyor. Yalnız eğer Mac'te kullanıyorsanız kabul etmez. Onu söyleyeyim. Ama biz tavsiye etmiyoruz. Bunun yerine normal İngilizce internet diliyle yazılmış karakteri kullanın. Eğitim şeklinde yazın. Bunu kodlamak durumundayız. Gene öyle değil mi? İşte bir ilkokul diyelim ki. Bir ilkokul. İşte iki ortaokul. Ortaokul. Üç lise. Üç lise. Dört
üniversite olsun. 2 yıllık ya da 4 yıllık diye ayırmıyoruz. 5 yüksek lisans. Yüksek lisans ve üstü. Bu şekilde gruplama yaptık. Bu da bakın farklı bir kodlama oldu. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 diye bunları da kodladık eğitim durumunu. Mesela şurada diyelim ki evre diye bir şey olabilir arkadaşlar. Diyelim ki hastalığın evresiyle ilgili. Birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre diye. Bu şekilde siz evre şeklinde bir değişken diyelim ki işimize yarayacak. Onu da diyelim ki işte burada bunu kodlayabilirsin, kodlamayabilirsin. Ya da şöyle yapabilirsin. Mesela bir, daha bunu hani düzgün yazmak için birinci evre. Evreyi diyelim ki işte 2. 2 yazdığınız zaman ne yazacak bu? İkinci evre. İşte 3 yazdığınız zaman 3. evre gibi. Dolayısıyla işte 3 evreli bir hastalık olsun. Bu şekilde evrelere ayırdık. Şimdi arkadaşlar burada boyuna da mesela birkaç giriş yapalım. 1.87. Evet, biraz yüksek oldu. 1.45.23 olabilir mi? Olabilir. Tam ölçüm lazım size. Virgülden sonra bakın 2 basamak. Mesela 167.145 yazacağım. Yazabilir miyim bakayım? Yazamıyorum. Neden? 145'i 15'e çeviriyor. 14.5'ü 15'e eviriyor. Çünkü burada 2 virgüllü biz bunu tanımladık. Eğer biz bunu tutup 3 virgüllü bize gerekiyorsa boyda ne yaparız? Bunu üçlü yaparız. Ve gördüğünüz gibi 145 geriye gelir. Diyelim ki bu da 1.80 boyunda. Ne olacak? 3.0 atacak. Bu da 2 metre boyunda. Evet. Ne yaptı? 2000 yaptı. Tabii attı biraz. Evet, şöyle olsun. Bu da diyelim ki 198.0112 şeklinde olsun. Bu da 189.2234 gibi bir şey olsun. Kiloyu yazalım. Mesela kaç kilo olsun? 100 kilo fazla oldu. 65 olsun. İşte mesela ne olabilir? Gene 65 yazdık. 67 olsun. Şöyle yapalım. 67 olsun. Daha sonra 68 olsun. İşte 98 olsun. 97 olsun. Evet. 90 olsun. 91 olsun. Ve 49 olsun. Evet, bu şekilde bakın. Kiloları da yapmış olduk. Beyaz küre sayısı işte 1, ondan sonra 3, 2. Bakın veri girişi yaparken bu şekilde yapıyorum. Eğer böyle yaparsam ben bunları kodlamış olmalıyım. Ha, kodlamadım bunları. Küreleri kodlamadım. Şu şekilde beyaz küre sayılarını girdim. Neyi kodladım? Evreyi kodladım. Bakın 1 yazıyor. Eğer bakın şöyle olsa işte 2, böyle zor oluyor veri girişi bakın. Direkt kodları yazıyor. Ama bunu kapatın. 2, bu şekilde kolay bir şekilde girişini yapabiliriz. Mesela 3, 2, 1, 2. Yanlışlıkla mesela 5 girdim. Bakalım ne olacak. Bunu tıkladığımız zaman bakın bunların kodları var ama bunun kodu yok. Dolayısıyla buraya kodlarsanız bu şeyleri yanlış olduğunu da görürsünüz. Burada 5. evre diye bir şey yok. Bu yanlış yazılmıştır. Belki 3. evredir, değil mi? O şekilde bunu düzeltme şansınız var. İşte glikoz düzeyi gene sayısal, bunları artık yazmıyorum. TSH düzeyi gene virgülü, bunları da yazmıyorum. Eğitim durumunu yazalım. Mesela 1, bunu tekrardan şey yapalım, kapatalım bu kodu. Veri olarak girsin. 2, 3, 4, 2, 5 bu şekilde girsin. Yaşları yazalım. İşte 32, 45, 65, 76 falan. Doğum tarihleri. Bunları artık yazmıyorum. 5, 6, 7 gibi veriler. Daha sonra işte diyelim ki 13, 01, 1979. Ondan sonra 12.01.2000. Tabii yaşlarıyla onun mantığını kurmadan yazdık bunu. Daha sonra onları düzelteyim. 21 olur mu? Olmaz ayda. Ama ne olabilir? 02 olur. 1990 olsun. 10 olsun, 01 olsun, 2000 olsun, 11 olsun, 02 olsun, 2001 olsun, 23 olsun, 43 olsun mesela, yazdım bakın yanlışlıkla.
1909 şöyle bir şey yazdım mesela. Bakın bunu kabul etmiyor. Çünkü öyle bir şey tanımlı değil. Ay en fazla 12 olabilir. 01.13.42. Peki bu olur mu? 42 olmaz. Çünkü yıllarda öyle bir şey yok. 13 olur mu? Olmaz. Onlar da kabul etmeyecektir. 12 yapalım. Virgülümüzü koy, noktamızı koyalım. Ve 2000 yazalım. 90, evet 79 olduğuna göre bu da 32 yaşındayım dedi. Olabilir. 90 dedi, 34 yaşındayım dedi. Büyük gösterdi. Olabilir. Daha sonradan biz bunları ne yapacağız? Düzelteceğiz. 2000 dedi, 45 yaşındayım. Tabii biraz 60 olduk. Diyelim ki 25 yaşındayım desin. 2001 işte bu da 23 yaşındayım desin. Bu da bunu da yapalım. İşte 01.03.1950 olsun. 60 olsun. İşte diyelim ki bu da 55 yaşındayım dedi. Evet, herkes mi yanlış söyler? Evet, demek ki yanlış söylemiş. Bu şekilde yaşları ve doğum tarihlerini girdik.